Keçiören'in kuzeyindeyiz. Yeni açılan bölgedeyiz. Çankaya Mamak vardı. Keçiören güneye vardı. Şimdi Keçiören kuzey açılmış. Atapark, Ufuktepe, Kuşcağız civarları. Keçiören'i bilenler için söylüyorum. Bugün oraya doğru gidiyoruz. Bu arada yeni videomuza hoş geldiniz. Motokurye günlüklerimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Umarım bu günlükler hoşunuza gidiyordur. Gerçi izlenmelerden, beğenilerden ve yorumlardan çok beğendiğinizi anladım. Bu yüzden de hazır kapanmadayken de seri şekilde size videolar atıyorum. Siz de beğeniyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İzleyip halen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar var. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlarınız da benim için çok önemli geri dönüş açısından ve videomuzu da beğenirseniz çok memnun olurum diyerek Motokurye Günlüğü'nün Keçiören kuzey yamaçlarındaki gününe tekrardan hoş geldiniz efendim. Vallahi Keçiören'in dağlarına doğru tırmanıyorum ha. Buralarda hiç bilmem. Buralarda çok işim olmaz genelde. Yani Keçiören, Aktepe, Ufuktepe, buralara bir iki kez belki gelmişliğim vardır zamanında. Hani toplasan yıllardır 3-5 kez gelmişimdir herhalde. Bilmiyorum kaç kez geldiğimi de. Buralarda da ne tarafta çalışılır? Sipariş nereden çıkıyor? Motocular nerede bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden yani şu an bölgenin ortasındayım galiba. Dolaşacağım öyle. Çok fazla rampa var. Çok fazla dağ tepe var buralarda. Kışın buraların iniş çıkışı da çok zor değil mi ya? Ufuktepe sağ diyor. Atapark sol diyor. Sağ taraf Ufuktepe'ye bir çıkalım. Şimdi direkt gidince mi Ufuktepe? Direkt gidelim bir Ufuktepe'ye doğru. Herhalde bir şeyler olur. Aha şurada park var. Oturayım da. Sipariş bekleyeyim en iyisi. Değil mi? Şuraya bir yere oturayım mı? Kalabalık mı? Kalabalık gibi. Şurada 2 dakika bekleyeyim. Bakayım sipariş gelecek mi? Günün ilk siparişi geldi. Biraz geç geldi sipariş. Yarım saattir falan oturuyorum. Hatta parkta biraz oturdum. Sıkıldım. Biraz turlayayım dedim. Şu siparişe bir gidelim. Kuşcağız taraflarından mı alacağız? Kuşcağız'dan Kuşcağız'a mı gideceğiz? Öyle bir şey diyordu ama adrese de tam bakmadım da. Abla bu tarafa bak. Abla gözünü seveyim. Abla bu tarafa niye bakmıyorsun hiç ya? Ankara'ya kar yağıyor, içimde yağmur. Sevenlerin kaderi hep böyle mi olur? Yıllardır çektiğim çileye aşka yol olur. Felek vurmuş zaten bana, sen vursan ne olur? Bayağı donanlık la. Nereye gidiyoruz ki? Buralar nereler? Geldim. Şöyle yapalım. Hop. Mağazamız satışa kapalıdır ama bize açık. İçeriden siparişi alayım geleyim. Ondan sonra devam edelim. İki tane deterjanmış. İyi, siz ne yapıyorsunuz? Egzozun güzelmiş. İlk siparişimizi, günün ilk siparişini daha doğrusu götürüyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Aranızda muhabbet etmeyin aranızda. Selam önemli. Selam getir. Getir bir geldin mi lan? Ana hedefe vardın diyor. Hedefe ne ara vardık oğlum? Dur. Felek vurmuş zaten bana. Tamam. Sen ne olur. Şu binaymış. Verip çıkalım. -5 mi? Verelim gelelim. Ay bismillah. Vay, çok ağırsınız oğlum siz. Kaç kilosunuz? Yok la ağır da değilmiş ya. Şunu için atalım. Deterjanda indirim mi varmış? Teslimat noktasına geldim. Kilitli mi? Kilitli. Bekliyoruz. Ana binaya bak. Oğlum dışarıdan bambaşka görünüyordu bu. Tık tık. Geldi.
Eksi 4, eksi 500 lira binada. Ailenizin motorcusu ayağınıza geldi. Kamera var mı lan? Oğlum geçen asansörde konuşuyorum böyle. Yorumlarda gördüm abi, kamera varsa reklam olursun diye. Reklam bizim işimiz oğlum. Evet. Eksi 5 yazmışsınız. Eksi 3. Eksi 4 oğlum bura. Bir alt mı? He, asansör de yoktu. Tamam. Gidiyoruz. Eksi 4, eksi 5. He, bu inmiyormuş, bu iniyormuş. Yazsanız arkadaş şuraya bir yere. Eksi 4, eksi 5. Oo, bu daha büyükmüş lan. Niye o daracık şeye bindik? Eksi 4. Eksi 5 yok ki oğlum burada. Ana ben neredeyim lan? Nerede olduğum yazmıyor. Sıfıra basayım. Ya müteahhitler, oğlum öldürüyorsunuz beni ya bak. Babanızdan 3 tane tarla kaldı, ikisini satayım müteahhitliğe başlayayım diyorsunuz. Bir bu hallere geliyoruz ha. Olmuyor vallahi. Böyle müteahhitlik olmaz ya. Bu nasıl sistem? Doğru yerde miyim? Heh. Tamam, siparişe devam. Şimdi ne yapacağız? Bitti. Ne tarafa gidelim? Şu tarafa. Dayı tersten geliyorsun ha, tersten. Yanlış geliyorum, yanlış. Ama çamurdan mı geçeceğiz şimdi? En kısa çamurdan geçeyim. Aha da sipariş geldi ya la vallaha. Sipariş geldi. İyi, market yakınmış, hemen aynı marketten sanıyorum. Biraz önceki marketten. Buraları bilmiyorum ya, gidip geldiğim yeri de takip edemiyorum. Dur, dur Renocu. Buradan mı geldiydik demin de? Herhalde buradan geldiydik ya. Hedefimiz sağda, tamam orası işte. Aha da yakaladım bak, yeşil motorcuyu yakaladım bak, selam vermeyen yeşil motorcuyu. Selamünaleyküm. Çok çalışıyorum ben ya. Sen gitmedin mi daha? Oho. Siparişi mi bekliyorsun? O zaman ben içeriye hiç girmeyeyim. Abi selam vermiyor diyorsun, hızına yetişilmiyor ya. O gün arkandan geldik, yetişemedik, arabadaydık biz. Arabalara yetişemiyor, motorla yetişirsin de araba sıkıntı. Motorla hiç yetişemiyor ya, bu beni bıktırdı ya artık. Bu mu? Evet. Revolt 5 mi bu? RS 5. Ama gaza yapmışsın, motor ne yapsın? Gaza yapmadım ya. Ya gaza yapmışım gibi duruyor değil mi? Yapmadın mı? Yok gaza değil, şöyle. Bir kere yağmurda biraz kaydım düştüm. Tam ona gaza denir oğlum işte. Bir saniye. O zaman ama bir şey yaptım motoru. Tamam. Sonra kendi kendine dökülmeye başladım. Allah Allah. Şurada kapak mı vardı normalde? Kapak yoktu. Direkt böyle çıkıyormuş halkada. Bu orijinal mi? Aynen. Oğlum seni kandırmışlar. Abi 7000 liraya aldım ya işte, kese kese bu kadar kalmış. Ama ya ne kadar ekmek o kadar köfte de, bence burada kapak var. Kasada böyle ufak tefek dağılmış da, motorda sıkıntı var mı? Motorunda? Motorun içinde bir kablolarda bir kere sıkıntı oldu. Kabloları falan değişti. Harici güzel ama gidiyor. Şimdi yalan çok sıkıntı olmadı ya. Ya bir de şöyleymiş ya, şimdi Ankara'da sürüyoruz, o kadar yokuşa çıkıyoruz, zorluyoruz falan. Tabii canım. Mesela granaj kalitesi falan çok kötü. Ya baksana buralar falan kendi kendine çatladı yani. Allah Allah. Arkadaş var, arkadaşın kilodan çatladı öyle söyleyeyim sana. Üçüncü günde daha. Abi kolay gelsin. Sağ ol sana da. 25-18. Benim. Abi kıyma var bunda. Tamam sağ olasın. Bu nasıl, iyi mi Rossi? Vallahi şimdilik iyi de iyiye gitmiyor abi. Niye lan? Abi boğuluyor ya. Yok tamam. Hiç basamıyor. 60'ı geçemiyor. Güya 80'lik. 80'lik mi bu? Bu 80'lik. Ha 80 yaptırılmışı. Yaptırılmışı ama abi. Allah Allah. Şu 50'likleri komple bir incelemeye alalım lan, sizin 50'likleri tek tek. Ya ne incelemek abi, al çok ağır. Arkadaşlar şöyle bir yapayım abi. Oğlum inceleyelim. Siz anlatın ki bebeler alsın mı almasın mı? Ben gidiyorum, var mı isteğiniz? Kuzeydoğu ne lan? Kuzeydoğu ne lan? Kuzeydoğu ne oğlum ya? İleri ilerleyin, sağdan dönün, soldan dönün denir. Kuzeydoğu ne Allah aşkına? Bizim acaba okulda aldığımız coğrafya dersinden haberin var mı senin? He sevgili Google.
Kuzeydoğu diyorsun. Oğlum biz doğumuzu batımızı öğrenene kadar 5. sınıfa anca geliyoruz lan. Böyle bir eğitim sistemi var. Sen gelmişsin bize, Kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle biter mi? Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Yan yana geçen geceler gider mi? Aha motorcular. Ne güzel la yollarda böyle bol bol motorcu görmek. Değil mi? Motorcu sayısının artması güzel. Güzel de bilinçli motorcunun artması lazım. Eyvallah. İyi gidiyor. Sizin nasıl? Geziyorsunuz. Geziyorum yani. Benzinlerden tanıyorum ya. İnternetten. Ben sana şeyden yazdım abi, dedim ki motor öğretmeyi bana şey yap da mesaj falan mı abi? Motor eğitim vermiyorum ki. Yok hani dedim ayıptım bizim de. He. Yeri mi aldın bunu? He. İyi çözmüşsün, geziyorsun. Ya, ehliyet de aldın. Helal sana. Sadece işe gidip gelmedik. Ben de şeyde çalışıyorum. Getirde. Öyle mi? He güzel, yakışır. Eyvallah. Kendine iyi bak. Ah mesaj atmış, cevap vermemişim ya. Utanıyorum böyle trafikte. Abi o kadar çok mesaj geliyor ki. Bak çok özür diliyorum arkadaştan bu arada video izlerse. O kadar çok mesaj geliyor ki gerçekten. Bazıları bana düşmüyor, bazıları arada kaynıyor, bazılarına da benim zamanım yetmiyor. Yani işi, gücü, her şeyi tamamen bırakıp mesajlara odaklanmam gerekiyor. O da zor haliyle. Hani belki şey diye düşünebilirsiniz ya, 60 bin tane takipçim var, kaç tane gelir? Oğlum beni nasıl geçersin sen? Aha motor gitmiyor bak, gördün mü? Yetişemedik. Neyse hani ne kadar mesaj geliyordur ki diyebilirsiniz ama gerçekten sağ olsun seviyor arkadaşlar. Motosiklet almak isteyen, alan, arızası olan, ne bileyim işi soran, kıyafet soran, o kadar çok yüzlerce binlerce mesaj gelince vallahi hiçbirinize yetişemiyorum ya. Ama birçoğunuza veriyorum mesela bak. Yorumlarda belirtin mesela kimler mesaj attı cevap verdim, kimler mesaj attı cevap vermedim. Bu videonun yorumlarının hepsini okuyacağım ki hepsini okuyorum zaten. Hepsini okuyacağım. Aranızda kimler bana Instagram'dan mesaj attı cevap verdim, kimler mesaj attı cevap vermedim. Yazsınlar abi oradan sorularını, onlara tek tek cevap vereceğim. Aha da buradan söylüyorum. Şuraya girelim. Diyor ki 21 dakika sürdü, 2.3 kilometre diyor. 8 lira kazandın diyor. Benim bu eğlenceli, hani ben çok eğlenceli videolar çekiyorum arkadaşlar. Hakikaten eğlenin diye bu şekilde. Bir de çok uzun saatler çalışmadığım için, uzun saatler çalışsam bu formu koruyamam, açık konuşayım. Uzun saatler bu şekilde kuryelik yapıp da kaynatayım, böyle eğlenceli videolar çekeyim, anlatayım, bu kadar muhabbet edeyim, her şeye güleyim, eğleneyim, olmaz. Gün içinde 10 saat, 12 saat, 16 saat çalışsam ben de sinirlerim gerilir, benim de modum düşer, ben de yorgun olurum, ben de konuşmak istemem. Benim de keyfim yerinde olmaz. Bu yüzden de o şekilde bir ruh haliyle çalışırım. Daha çok riske girerim. Daha çok trafik riski. Refleksler zayıflar. Beyin yorulur. Vücut yorulur. Daha çok tehlike. Ama biraz fazla kazanırsınız. Ama sizden götürdüğü getirdiğinden fazla olur. O yüzden hani aylık 10-15 bin lira 15 bilmiyorum. Hani belki aylık 10 bin lira kazanırsınız ama canınız çıkar. Çok çalışmak zorunda kalırsınız. Benim böyle olayı beni izliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya abi ne kadar eğlenceli, ne kadar güzel, çok iyiymiş. Ben de yapayım. Vallahi canım çekti. Diyorum işte daha önceki videolarımda söylemişimdir. Canlı yayınlarda bahsettim. Ya yurt dışından ya Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ne bileyim. Hani yurt dışından derken tabii Almanya'dan, Hollanda'dan adam geleyim yapayım. Gerçi Almanya'dan bak, Almanya'dan bile bir gelip yapacağım diyenler vardı, doğru. Ulan yoksa hakikaten kıskanıyorlar mı? Almanya, neyse Almanya'dan bile gelip gerçekten bu işi yapabilir miyim diyenler bile var. Ha, çoğunlukla Azerbaycan'dan yazıyorlar ama. Hani ben böyle eğlenceli eğlenceli kaynatarak çekiyorum ya. Öyle değil aslında, bak şöyle düşünün.
Kadınlar mankenlerin üzerinde kıyafetleri görüyorlar. Oo, mükemmel yakışmış, çok güzel olmuş, harika duruyor üstünde, tam oturmuş falan. Satın aldıkları zaman böyle çuval gibi oluyor ya. Öyle düşünün işte. Yani izlediğiniz, gördüğünüz de gerçekte yaşadığınız bambaşka olabilir. Ha, kötü mü? Çok kötü değil. İyi mi? Çok iyi de değil. Yani iyi tarafları da var, kötü tarafları da var, avantajları var, dezavantajları var. Ama normalde yaptığınız işi bırakıp, elinizdeki işi, yıllardır çalıştığınız işi bırakıp yapmak bence akıl kârı değil yani. İşsiz arkadaşlar, mecbur hayat şartları. Onlara bir şey diyemem. Nereye gidelim? Yine buradan sağa döneyim. Sola mı döneyim? Nereye gideyim? Ufuk Tepe diyor. Kuşcağız, Eser Tepe, Atapark diyor. Ne tarafa gideyim lan ben? Etle'ye mi gitsem? Nereye gitsem ya? Hadi sağa döndüm. Karar veremedim, döndüm valla. Nereye gideceğim ya? Haritadan bir bakayım, nereye gitsem acaba? Bir paket daha mı atsam Kuşcağız taraflarında? Bu şey kuzey tarafında. Dur, o tarafa bir daha gideyim. Bir paket daha atayım oralardan. Keçiören'in kuzey yamaçlarına doğru. Gideyim ya. Bir paket daha atayım. Olmadı aşağı etliğe doğru inerim. Eryaman'dan, Elvan'dan, dolan da gelsin candan. Yandı barem tutuştu kız senin bu sevdandan. Eryaman'dan, Elvan'dan. La bebeler, hala burada mısınız? Dolan da gelsin candan. Ben biraz aşağı taraflara ineyim ya. Vallahi buralarda iş yok gibi. Esertepe, Yayla Mahallesi falan filan diyor. Atapark diyor. Şuradan gideyim. Esertepe bura. Şuradan size bir Ankara manzarası göstereyim. Bu arada mesaimizin bitimine 5 dakika var. Sipariş gelir mi bilmiyorum. Gelirse gideriz. Aa dur, şuradan bir Ankara manzarası bir göstereyim size. Hazır buraya kadar gelmişken. Anam, o ne lan? Of, çukura bak. Motorla girsem kızan mı la? Güvenlik. Kızar tabi la, güvenliğe baksana, kızmaz olur mu? Hazırda bekliyor vallahi güvenlik. Şöyle bakayım aşağıya. Aşağı göstereyim size. Telefonu alayım. Biri arar kaçar maçar da. İlk defa geliyorum buraya da. Burası önceden böyle aşağı doğru şeydi. Dağ tepeydi. Lan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsunuz? Şuradan aşağı bir göstereyim sizi diyeceğim ama şu leşlikten görünmüyor ki. Şöyle yapsak. Kuş bakışı göstersem size Ankara'yı. Buraya yeni yapılmış. Bak, güzel olmuş ha vallahi. Bak, burası komple boş araziydi. Lan şuraya güzel park olur diyordum zamanında. Yapmışlar, beni dinlemişler. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama genelde tam fark edilmiyor da yine de ben söyleyeyim. Belki fark etmemişsinizdir. Evet, deniz yok. Yok yani deniz. Ramazan olu ortada öyle. Tabii bizi ilgilendirmiyor kimin ne yaptığı da. Ne bileyim, karşıda binalar var. Park ya burası, insanlar. Hani genelde kuytuya geçilir ya. Bayağı böyle olu orta. Bir dakika var mesaimize. Her an sipariş düşebilir. Ya şimdi yorum yapmak istemiyorum da. Yorum yapmak istemiyorum da yani ulu orta parkın ortasında da, bak yorum yapmayacağım ama tutamıyorum da kendim yani, ulu ortada yapmayın abi şu işi ya. Gidin kenarda, kıyıda, köşede ne haliniz varsa görün. Bizi ilgilendirmiyor insanın hayatını, ne yapacağı, kimin kucağına oturacağı, kime sarılacağı belli, bizi ilgilendirmez ama ne bileyim, hoş da değil de ulu orta o şekilde. Güneşe yıldızlara sorar. Taksici dur, taksici. Adam fark etti, sen fark etmedin taksici. Videomuzu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmiş, eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz hemen alttan abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ayrıca ilk yoruma Instagram hesabımı bırakıyorum. Instagram'ı da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.